İngiliz kraliyet ailesi son aylarda belirli bir bölüm basın ve kamuoyunun en başta gelen konusu durumuna girdi. Saraydaki çalkantılar çok kimseyi meraklandırdı. Banu Avar sarayın içine giremedi. Ancak kapısına kadar gidip ne olup bittiğine baktı. İngilizlerin üzerinde en çok konuştukları konuların başında Buckingham Sarayı gelir. Kraliçe ve ailesi İngiliz gelenekçiliğinin sembolüdür ve ideal ailenin simgesi olarak halkın gözünde mükemmeli temsil eder. Gel gelelim bu son günlerde kraliyet ailesinin şöhretine bir gölge düştü. Kraliçenin tek kız evladı Prenses Anne eşinden ayrı yaşama kararı aldı ve günün konusu haline geldi. Prenses 16 yıl önce kraliyet ordusunun yakışıklı subaylarından Mark Phillips'e gönlünü kaptırmış bir aşk evliliği yapmıştı. Düğün dünya televizyonlarından renkli olarak yayınlanan ilk düğündü ve sadece İngiltere'de değil bütün dünyada dillere destan oldu. Bu masalsı evlilik bir yandan Mark Phillips'in sade çiftlik yaşamını şaşalı aristokrat hayata yeğlediğini açıkça belli etmesi, öte yandan prensesin yoğun sosyal faaliyetleri nedeniyle bariz yaralar aldı. Prenses ve eşi hayatlarını ayrı yönlerde yalnız başlarına yaşıyorlardı. 1977'de ilk çocukları Peter, 81'de ise Zara doğdu. Saray kraliçenin ilk torunları ile sevince boğuldu. Ve bebekler bir süre için çiftin halkı hayal kırıklığına uğratan ilişkisini perdelediler. Ama bu uzun sürmedi. Aradan 3 yıl geçti geçmedi, prensesin özel dedektifi Peter Cross ile arasında özel bir ilişki olduğu şayiası basına aksetti. Neyse ki olay Peter Cross'un işinden alınması ile karanlığa gömüldü. Derken geçtiğimiz Nisan ayında Prenses Anne sarayı utandıran bir başka haberle magazin basında yeniden boy gösterdi. Prenses bir süredir kraliyet ordusunun seçkin subaylarından biri olan Timothy Lawrence'dan son derece samimi nitelikli mektuplar almaya başlamıştı. Olay kimsenin haberi olmadan kendi akışını takip edebilirdi ancak bu defa da mektuplar saraydaki bir oda hizmetçisi tarafından çalınmış ve büyük paralar karşılığı basına satılmıştı. Saray şoka uğradı. Ama bu İngiliz sarayının başına gelen ilk felaket de sayılmazdı. Bu yüzyılın başında 8. Edward'ın Amerikalı üstelik dul Mrs. Simpson uğruna tacı tahtı bir yana bırakması hala anılardan silinmedi. Bir diğer sansasyon 1977'de kraliçenin kız kardeşi Margaret'in Lord Snowden'dan boşanma kararıydı. Karar yalnız sarayı değil tüm İngiliz kilisesini ayağa kaldırmıştı. Boşanma haberi basını aylarca meşgul etti ve Margaret kraliçeyi daha fazla mahcup etmemek için yalnız ve sessiz bir yaşamı seçti. Sadece İngiliz toplumu için değil, bütün dünyada magazin basının en gözde konusu olan İngiliz sarayı, mutsuz aileler ve fırtınalı evliliklerle çalkalanıyor. Her üç evlilikten birinin boşanmayla sonuçlandığı İngiltere'de, geleneğin simgesi sarayda modern çağ bunalımlarından nasibini aldığını kanıtlıyor. Ekonomik ve siyasal gelişmeler bir yana, şimdi İngiltere'de, sarayda, kilisede, halkta bir şeyi merak ediyor. Prenses Anne ne kadar zaman bir süre içinde boşanabilecek? Ve daha önemlisi eğer yeniden evlenmeye karar verirse sarayın bir tabusu daha mı yıkılacak? Saray ya da kulübe, her evin krizleri var. Ama bunlar sarayda yer alınca işler daha mı sarpa sarıyor dersiniz?